Merhaba dostlarım, yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Ben üniversiteyi veterinerlik fakültesini tamamlayarak bitirdim. Bu mesleği babamın mesleği olması dolayısıyla seçtim. O yüzden çok çalışarak veteriner oldum. Bu zamana kadar zaten içeride yaşayıp babamla beraber köylere gidip büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarına tedavi uyguladık. Ben okulu bitirene kadar babamdan her tekniği öğrenmiş, kendimi geliştirmiştim. Çeşitli hayvan hastalıklarında fakültede okurken uzman olmuştum. Okuldan mezun olduktan sonra bir süre babamla çalıştım. Babam artık iyice yaşlandığı için, "Oğlum, kendini hazırla. Bundan sonra sen tek başına çalışacaksın. Benim bıraktığım yerden sen alacaksın. Bu insanlar bize güveniyor. Bize bel bağlayarak hayvancılık yapıyor. Doktorlar insan için ne kadar önemliyse veterinerlik de hayvanlar için önemli derdi. Babam benimle beraber 2 sene daha çalıştıktan sonra emekliye ayrılmıştı. Ama ara sıra çözemediğim, kafama takılan bir şey olursa arayıp sorar, yardımını alırdım. İlçede bir gün dükkanda otururken ilçeye bağlı en uzak köyde bulunan bir vatandaş geldi. Büyükbaş hayvanlarının birden hastalandığını, bakmam gerektiğini söyledi. Ben de olur bakarım diyerek arabayla yola çıktım. İlçeye bağlı bir köyde ama neredeyse 90 kilometre uzaklıktaydı. Köylü adam önde, ben arkada, köye doğru ilerlerken yol kenarında el yapımı bir tabela dikkatimi çekti. Feris Köyü yazıyordu ama o ismin altında elle yapılan tabelada koleksiyoncunun köyü yazıyordu. Bu zamana kadar bu yoldan birkaç kez geçmiştim ama hiç dikkat etmemiştim. İlgimi bir hayli çekmişti. Köye varınca köylere sorup merakımı giderecektim. Köye vardığımda büyükbaş hayvanlara bakınca hastalıkların farklı bir şeyden kaynaklandığını tahmin ederek babamı aradım. Hayvanlardaki semptomları babama anlattığımda babam da ilk defa duyduğunu, salgın bir hastalık olabileceğini söyledi. Ben de uygun bir ilaç yazarak onları alması gerektiğini ve durumu takip edeceğimi söyledim. Haftaya bir daha gelmek üzere ilçeye doğru döndüm. İlçeye varmak üzereyken bu koleksiyoncuyu soracağım aklıma geldi. Tüh, neyse haftaya sorarım artık. İyice kafama takıldı. Hiç görmedim. Acaba ilginç bir şeyler var mı diye kendi kendime söyleniyordum. Bir hafta geçince hastalanan hayvanların bulunduğu köye doğru yola çıktım. Köye varıp hayvanları kontrol ettiğimde iyileştiklerini gördüm. Hayvanlar iyileşince ben de rahatlamış, yaptığım işin önemini bir kere daha anlamıştım. Ücretimi alarak oradaki kahveye geçtim. Bir çay söyledim ve bazı köylülere kartvizitim vererek kendimi tanıttım. Birkaç iş aldıktan sonra bana çay getiren kahveciye sordum. Köyünüze gelirken aşağıdaki köyde koleksiyoncunun köyü diye bir tabela gördüm. Ne olduğunu biliyor musunuz? Kimdir bu adam? Ne sergiliyor? Baya dikkatimi çekti dedim. Kahveci de ben tanımam etmem. Ama birkaç kere buralara geldiğini gördüm. Dağdan bayırdan hayvan yakalar, içini doldurur, evinde sergiler. Ama duyduğuma göre durum buralarda yaşamayacak kadar iyiymiş. Ancak kendi tercihiyle yerleşmiş. Hatta hayvanları sergilemek için ayrı bir ev bile yapmış. Giderken yolun üstünde, git bir bak istersen dedi. Ben de aynen görmüştüm. İyi bari, giderken bir bakayım dedim. Köyden ayrılıp ilçeye doğru giderken sol tarafta tabelayı gördüğümde o köye doğru döndüm. Köyün merkezine geldiğimde sadece bir kahve vardı. Kahveye girerek selamun aleyküm. Burada bir koleksiyoncu varmış. Nerede bulabilirim diye sordum. Birkaç kişi oralı bile olmadı. Kahvenin sahibi, ne yapacaksın o yaramaz adamı? Saçma sapan işler yapıyor. Milletin dikkatini çekiyor. Köye geliyorlar ama o adam geldikten sonra işlerimiz rast gitmemeye başladı. Ama ne hikmetse kendisi zenginlik içinde yüzüyor. Önce kendine villa yaptırdı. Sonra havuz. Sonra da hayvanların sergileceği müze gibi bir yer yaptırdı. Şu aşağı yoldan ilerle. Köyün en sondaki villa. Görürsün zaten. Dikkatini çeker diye yönlendirdi. Bu adam iyice dikkatimi çekmiş. Beni meraklandırmıştı. Oraya doğru arabayla gidince villanın o ihtişamlı görüntüsüyle nutkum tutuldu. Bu villayı şehirde yaptıracak olsan milyonları bulurdu. Herhalde burada araziye ucuza aldı. Kalan parayla burayı yaptır diye düşündüm. Villanın etrafı duvarlarla çevrili ve sadece bir girişi vardı. Villanın içinde de cidden dedikleri gibi kocaman bir havuz, müze tarzında yapılan bir bina, çeşitli güzel ağaçlar ve mükemmel bir peyzaj çalışması. Köy olduğunu bilmesem şehirde milyarder kalıyormuş sanıp iç çeker yanından geçerdim. Arabayı dışarıya bırakıp içeri girdiğimde koleksiyoncu dedikleri adam karşımdaydı. Merhaba diyerek içeri girdim. O da hoş geldiniz diyerek elimi sıktı.
Adamın elini sıkar sıkmaz içim bir tuhaf oldu. Kendimi garip ve kötü hissettim. Abi, sizin bir koleksiyonunuz varmış. Bayağı övdüler. Ona bakmaya geldim. Müsaade var mıdır? Bakabilir miyim diye sordum. Adam ise tabii gel, bakabilirsin diyerek içeriye davet etti. Bu arada oralar benim hayli ilgimi çekmiş. Adamı samimi bulduğum için sorular sormaya başlamıştım. Koleksiyonu ve evin içini görünce şaşkınlıktan öylece kala kaldım. Her yerde ışıklandırmalar çok profesyonelce yapılmış. Çeşitli çeşitli hayvanlar vardı. Gelincikten tutun da baykuşa, yılan, örümcek, aklınıza gelebilecek her hayvanı yakalayıp içini doldurmuş. Buraya gelenlerden para almıyor musunuz diye sordum da. Yok, bu benim zevkim. İnsanlara gösterince mutlu oluyorum dedi. Abi, adınız ne peki diye sordum da gülerek. Koleksiyoncu desen yeter dedi. Ben de iyi madem diyerek gezmeye devam ettim. Ben parasıyla bile böyle güzel bir müze gezmemiştim. Bütün hayvanları gezdikten sonra zamanın nasıl geçtiğini anlamamış olacağım ki hava kararmış. Vedalaşıp dışarı çıkıp arabaya bindim. Arabayı çalıştırıp biraz gidince takır tukur sesler gelmeye başladı. İnip kontrol ettiğimde arka iki lastiğin patlamış olduğunu gördüm. Nasıl patlamış ikisi birden diye incelediğimde ise birinin kasıt olarak lastikleri kestiğini anladım. Vay şerefsizler diye ağzıma geleni sayarken koleksiyoncu hızlı adımlarla gelerek burada küfür etmemelisin. Olacağı varmış. Buluruz bir çaresini dedi. Ben de kötürlü adam herhalde. Küfürü sevmiyor diye saygı gösterdim ama moralim iyice bozulmuştu. Eve nasıl gidecektim? Lastikleri nasıl yaptıracaktım? Bir adet yedek lastik vardı ama öbürü ne olacaktı? En iyisi köye doğru gideyim. Birini bulurum diye koleksiyoncuya söyledim. Bence bu karanlıkta buradan gitmemelisin. Gel misafirim ol. Bu gece seni ağırlayayım. Bugünkü misafirim senmişsin. Gel içeri geçelim. Yarın bakarsın çaresine diye beni evine davet etti. Ben de mecburen kabul ederek koleksiyoncunun villasına girdim. Villasının içi mükemmel motiflerle süslenmiş. Her yer ışıl ışıl parlıyordu. Yalnız dikkatimi çeken bir şey vardı. Salonu birkaç ayna görmüştüm ama üstleri örtülüydü. Bunlar neden örtülü diye sordum. Koleksiyoncu gülerek geceleri kendimi görünce korkuyorum. Önemli bir şey değil dedi. Ben de ne garip adammış diye gülüp geçmiştim. Mutfağa doğru gidince adamın evde yalnız olmadığını anladım. Mutfakta aşçısı vardı. Adama yemek yapıyormuş. Ben de normal bu kadar zengin adam kendim yapacak yemeğini dedim. Aklımda adamla ilgili onlarca soru vardı ve bunları tek tek sorma niyetindeydim. Bana et sever misiniz diye sordu. Ben de severim deyince aşçısına dönerek her zamankinden yap dedi. Aşçısı işe başladı. Vay be, bir günlüğüne bile olsa şöyle hizmet göreceksin dedim kendi kendime. Yemeği yedikten sonra çayları beklemek üzere havuz kenarına geçtik. Orada koleksiyoncuya, abi halim vaktin yerinde. Daha önce burada yaşamadığım belli. Ne iş yapıyordun da geldim buralara yerleştin dedim. Koleksiyoncu ise yok, ben burada doğdum zaten. Evimiz buradaydı. Tabi bu halde değildi, köyüydü. Buraları ben çekip çevirdim dedi. Peki abi, bu zenginlik nereden geliyor? Duyduğuma göre çiftçilik yapmıyorsun dedim. Gülerek, geldi işte bir yerlerden. İşim rast gitti. Ben de kazanarak burayı bu hale getirdim dedi. Adam her sorduğum soruyu kibarca cevaplıyor, terslemiyordu. O yüzden ben de cesaret alarak sormaya devam ettim. Peki abi, evli değil misiniz? Yaşınız da bayağı var. Eşinizi göremedim. Yalnız yaşamıyorsunuzdur herhalde dedim. Kulağıma eğilerek sana bir sır vereyim mi? Aslında evliyim. Şu anda burada ama sen göremiyorsun dedi. Ben de herhalde dalga geçiyor benle diye bir şey demedim. Ama onu dedikten sonra anlamsız bir şekilde içime bir ürper çökmüştü. Son soru olarak, peki bu hayvanların hepsini sen mi yakaladın? Doldurduğunu biliyorum. Aşağıdaki atölyede eşyalarını gördüm dedim. Koleksiyoncu abi ise, yok nasıl yakalayacağım? Bunu ben hobi olarak yapıyorum. Bana bazıları hazır geldi. Bazılarını ben yakaladım. Kitaptan bakıyorum. Hayvanı araştırıyorum. Bundan istiyorum diyorum. Ertesi gün bulup getiriyorlar dedi. Ben de şaşkınlıkla abi nasıl olur? Bu hayvanların çoğu burada yaşamıyor. Rengi eğinden tut da hipopotam kafasına kadar var. Hadi onları anladım da nesli tükenmekte olan bozkurt uygununu nereden buldun dedim. Şaşırarak senin veteriner olduğunu unutmuşum. Helal olsun. İyi gözlemcisin. Benim gizli yerlerimi iyi keşfetmişsin dedi. Ben de şakayla kaçırık söylediği için bir şey demedim. Ama sorduğum sorulara da cevap alamadım. Ey abi, kim getiriyor bu hayvanları deyince boşver, bilmesen daha iyi diye gizemli şekilde cevap vermişti.
Ben artık bu adamdan korkmaya başlamıştım. Ama kalacak başka yerim yoktu. Belli ki yasa dışı işler çeviriyor. Parayı da oradan kazanıyordu. Bunları da hobi olsun diye yapıyor, sergiliyordu. Yoksa köy yerinde bu kadar nasıl zengin olacaktı? Hem villanın içindeki aynaların üstü de kapalıydı. Neyse, bir bildiği var diye bir şey demedim. İyice gece olunca abi uykum geldi. Yarın erken kalkıp köyde lastik arayacağım. Nerede yatabilirim diye sordum. Üç katlı olan villada bana üçüncü katta bir oda göstermişti. Bir köy yerinde tek başına yaşayan adam üç katlı villayı ne yapacaktı ki diye düşünmeden edemiyordum. Yatmadan son bir soru daha soracağım abi. Kusura bakma, tutamadım kendimi. Bu villa aşırı derecede büyük. Tek başına ne yapıyorsun burada? Canın sıkılmıyor mu dedim. Adam gülerek, yok, yalnız değilim. Tüm odalarda misafirlerim var. Şansına bir oda boştu. Orayı sana verdim dedi. Ben tövbe çekerek el mahkum gidip odaya girdim. Ya bu adam deliydi ya benimle dalga geçip beni korkutmaya çalışıyordu. Gece olup da yatağa yatınca tüm uykularım kaçtı. Evde zaten gördüğüm kadarıyla bir hizmetçi vardı. O da hem aşçı, hem temizlikçi, hem bahçıvandı. Bu adam bu kadar işi tek başına nasıl yapıyor diye düşünmeden edemedim. Dışarıdan sesler duyunca pencereye çıkıp pencereden dışarı baktım. Hizmetli, biraz telaşlı hareketlerle villanın kapısını kilitleyerek bahçenin sonunda küçük bir tahtadan yapılan kulübenin içine girdi. O kulübenin camından adamın yattığını görebiliyordum. Ben de içimden geçirerek adama bak. O kadar mamülk var. Hizmetlisine bu villadan bir oda verememiş. Bencillik işte dedim. Ben de uykum geldiği an kafamı yastığa koydum. Yastığa kafamı koyar koymaz uykum aniden kaçtı. İçim ürperdi. Kendim bir tuhaf hissetmeye başladım. Yaz günü tir tir titriyordum. Herhalde hasta olacağım. Sanırım yerimi yadırgadım diye düşündüm. Birden fısır fısır konuşma sesleri duydum. Şaşkınlıkla bu nereden geliyor acaba diye kapıya yanaştım. Kapıyı azıcık aralayarak baktığımda hiç kimse yoktu. Ama fısıltılar gelmeye devam ediyordu. Merakıma yenik düşerek dışarı çıktım. Adam ne yapıyorsun derse tuvalet arıyorum diyecektim. Yavaş ve sessiz adımlarla ikinci kata indim. Oraları göz gezdirdim. Her odanın kapısı kapalıydı ama kapıların altlarından ışıklar geliyordu. Kapının altından hareket eden birilerini görünce besmele çektim. Evde kimse yoktu. Bu gölgeler ne ola ki diye oraya doğru gittim. Kapıyı tıklattım ama cevap gelmedi. Biraz cesaretimi toplayarak kapıyı hızlıca açtım. Bir şeyler kaçışıyor gibi takır tukur sesler çıktı. Ama ne olduklarını göremedim. Ben iyice korkmaya başlamış bir şekilde zemin kata kadar indim. Oraları dolaşırken çok net duyabildiğim bir fısıltı ses duydum. Aynayı açsana diyordu. Ben de herhalde kayıptan sesler duymaya başladım diyerek önemsemedim. Tam adım atacakken yine aynı ses. Aynayı açsana diyordu. Ben de ne olacak ki diyerek aynanın karşısına geldim. Siyah olan örtüyü tek elimle tuttum. Hafifçe altından kaldırarak aynaya baktım. Normal ayna bu diye örtünün tamamını kaldırınca aman ya Rabbim diyerek besmele ve dualar okuyarak kendimi yere attım. Aynadaki yansımam tam arkasında bir sürü karartı vardı. Aynadan yansımalarını görebiliyordum. Yere kendimi atınca aynaya bakış açım da değişmişti. Tekrar cesaretimi toplayarak aynaya bir daha baktığımda arkamda sanki mahşer kalabalığı gibi gölgeler vardı. Bu durumdan etkilenerek hemen aynayı kapattım. Neler dönüyor diye hemen yukarı çıkmaya başladım. Hızlı adımlarla çıkarken son merdiven basamağına basacakken ayağım bir şey çekti. Merdivenlerden sürünerek aşağı kadar düşmüştüm. Fısıltı sesleri artarak bu sefer bana başka bir şey söylüyordu. Bütün aynaları aç diyordu. Ben korkudan açmayı bile düşünmüyordum. Bilmediğim bir evde bu olaylar başıma gelmiş. Aynada gölgeler görüyordum. Bu kesinlikle normal olamazdı. Biraz yapmakla yapmamak arasında kalınca ben de açmaya karar verdim. Toplamda salonda karşı karşıya daire biçimde yerleştirilmiş 4 ayna vardı. Birisini açmıştım. Diğerlerini de sırf bu fısıltı seslerinden kurtulayım diye açtım. 2-3 derken 4.'yü de açtıktan sonra ortam birden sessizleşti. Aynada görünen gölgeler ortadan yok olmuştu. Bu yaşadığım şok edici olaylardan sonra odama çıkmaya karar verdim. Yalnız ben o kadar patırtı çıkarmama rağmen koleksiyoncu adam ortada yoktu. Peki evin hizmetlisi? Telaşlı bir şekilde villanın kapısını neden kilitleyip kulübesine gitmişti. Aklımda sorular varken gözümde bir gram uyku yoktu. Halbuki yarım saat öncesine kadar ayakta durmaya dair mecalim yoktu. Zorla odama çıktıktan sonra yatağa yattım. Allah'ım
Ne olur aklıma kayıt ol diye gözümü kapatıp yatağa yattığımda odamda bulunan dolaptan tıkırtılar gelmeye başladı. Ne oluyor diye korkudan bu sefer oraya dikkat kesildim. Dolaptaki tıkırtıların şiddeti giderek artıyor, kendimi kötü hissediyordum. Son bir cesaret ayağa kalkıp dolaba yöneldim. Yavaşça kapısını açarak ne olduğuna bakacaktım. Kapıyı yavaşça açtığım sırada ayağımın altından bir şey geçmişti. Bu geçen şey uzunca siyah bir yılana benziyordu. O anda çığlık atarak odadan dışarı çıktım. Artık ne olacaksa olsun diyerek kendimi dışarı atarak her odaya girip çıkmaya başladım. Koleksiyoncuyu bularak burada ne döndüğünü soracaktım. Bu normal bir şey olamazdı. Üçüncü kattaki tüm odaları bitirdim. İkinci kata geçtim. İkinci katı da bitirdikten sonra zemin kata geldim. Zemin katta mutfak dahil her yere baktım. Ama hiç kimseyi bulamadım. Bu adam yer yaralı yerin dibine mi girdi ya? Villadan en iyisi çıkıp gideyim diyerek kapıya yöneldim. Kapıyı açmaya çalıştım. Açılmıyordu. Aklıma zaten hizmetlinin kapıyı kilitlediği gelmişti. Mutfağa gidip bari bir su içeyim kendime geleyim dedim. Çeşmeyi açınca şok oldum. Aman Allah'ım. Bu çeşmeden akan şey de nedir böyle? Çeşmeden bildiğin irin akıyordu. Akan irin o kadar pis kokuyordu ki dayanamadım. Ağzından birkaç küfür çıktı. Ben küfür edince akan irin normal su rengine döndü. Herhalde hayal gördüm derken arkamdan bir el beni omuzumdan tuttu. Korkuyla arkamı döndüm. Dönünce koleksiyoncu karşımdaydı. Ben sana küfür etme demedim mi? Yaptıklarının farkında mısın? Onların dikkatini çektin. Seni kullandılar. Bu evde artık kalamazsın. Çık git buradan diyerek az önce ellerimle deneyip açamadığım villa kapısını açıp beni bahçeye attı. Oh be, kurtuldum. En azından koşarak köye giderim diye düşündüm. Burada biraz daha kalırsam kafayı yiyecektim. Villanın bahçe kapısına yöneldiğimde kapıyı açmaya çalıştım ama açılmadı. Duvara tırmanmak istedim. Tutunacak bir yer yok. İçeride bari sağa sola bakayım diye dolaştım. Ölü hayvanların olduğu eve girdim. Oraya girdiğimde ışığı kendinden açılmıştı. Ben de herhalde sensör var diye önemsemedim. Korku ile belki bir merdiven gibi bir şey bulurum diye bakınıyordum. Hayvanların arasından geçerken garip bir şey fark ettim. Sanki hayvanlar bir bir beni izliyordu. Herhalde korkudan olacak, hayal görüyorum diye önemsemedim. İçi dondurulmuş bir baykuşa dikkat kesildim. Ben ilerledikçe kafası ve gözüyle beni takip ediyordu. Bu nasıl olabilir diye yanına gittiğimde o dehşet verici olay yaşandı. O dondurulmuş baykuş kanat çırpmaya başladı. Ben korkudan avazım çıktığı kadar bağırarak kendimi yere attım. Hemen oradan kaçarak dışarı çıktım. Aklıma hizmetlinin kulübesi geldi. O işte bana yardım eder dedim. Oraya doğru koşarak kapısına vurmaya başladım. Telaşım ve korkum yüzümden okunuyordu. Ama öyle bir sakinlikle kapısını açmıştı ki. Sanki normalmiş gibi ne oldu? Benim görevim bitti. Ne istiyorsun benden dedi. Ben de ona buradan çıkmam lazım. İçeride bir şeyler gördüm. Bana yardım et. Şu dış kapıyı aç. Gitmek istiyorum dedim. Hizmetli donuk suratıyla bana bakıyordu. Hizmetli de daha önce dikkatimi çekmeyen bir şey dikkatimi çekti. Bugün giydiği kıyafetler hala üstündeydi. Acaba hangi manyak aynı üstlerle yatar diye içimden geçirirken kesin ayakkabısı bile üstündedir dedim. Ayaklarına baktığım anda tövbe yarabbim. Yaradan Allah'ım sana sığınırım diye yere yığıldım. O hizmetin ayakları ters duruyordu. Bismillah dediğim anda büyük bir şiddetle çenem kilitlendi. Boğazımın üst kısmını sanki birileri sıkıyormuş gibi boğuldum hissetmeye başladım. O hizmetin kapısını kapattığında kendime gelerek mecburen yine dondurulmuş hayvanların oraya kaçtım. Çünkü sığınacak tek yerim orası kalmıştı. Oraya tekrar girdiğimde yine bütün hayvanlar beni kafaları ve gözleriyle takip ediyorlardı. Bir kabusun içinde gibiydim. Bir köşeye kıvrılarak orada beklemeye başladım. En köşede boş olan kısımda yerde kapak olduğunu fark ettim. Oraya giderek kapağı kaldırdığımda bir merdiven vardı. Ben de merdivenden yavaşça aşağı inmeye başladım. Aşağı indikçe pis ve iğrenç kokular gelmeye başlıyordu. En aşağı indiğimde ayağıma yumuşak bir şeylerin değdiğini hissettim. Bunlar iç organlardan başka bir şey değildi. Herhalde öldüren hayvanların iç organları burada duruyordu. Peki bu kadar süre nasıl bozulmadan taze kalabilmişti? Yukarıdaki müze kadar aynı boyda bodruma sahipti. Oralarda eğlenerek ilerlerken bir kafese kapatılmış bir hayvan gördüm. Bu gördüğüm hayvan diğerlerine hiç benzemiyordu. Veterinerlik okurken değişik hayvanlar görmüştüm. Ama bu bambaşka, farklı bir şeydi. Tarif etmek gerekirse simsiyah tüylerle kaplı kuyruğu,
biçimsiz, yamuk yumuk kafası, biçimsiz göz yapısı, eklemleri tersine doğru kıvrılan, çıkardığı sesse ciyaklamaya benzeyen bir hayvandı. Acaba bu kafesi kapatılan yoksa gerçek cin miydi? İyiydi. Cinler farklı bir boyutta değiller miydi? Bunca hayvanı buralara kim getirmişti? Bu koleksiyoncu dediğim şey yoksa cinlerle çalışarak kendine zenginlik mi sağlıyordu? Bu kafesteki yaratığın suçu neydi? Besmele çekerek kafesin yanına ulaştım. Kafesin kapağını kaldırdığımda yere atlayarak o iç organları yemeye başladı. Hayvan bana zarar vermesin diye temkinlice yukarıya doğru çıktım. Bu arada bildiğim bütün duaları okuyor. Allah beni oradan kurtarması için dua ediyordum. Bahçe kapısına tekrar yöneldiğimde bu sefer aralıkta olduğunu gördüm. Oh çok şükür diye oraya koşmaya başladım. Kendimi sonunda dışarı atabilmiştim. Bu kabus dolu gece sonunda bitmişti. Gider gitmez buraya şikayet edip incelenmesini sağlayacaktım. Arabamın lastikleri patlak olduğu için köy yolunda hızlı adımlarla besmele çekerek yürümeye devam ettim. Karanlıktan yolumu kaybetmiş olacağım ki elim cebime gitti. En başından beri neden telefonu kullanmadım diye kendi kendime söylendim. Elimi cebime attığımda telefon yoktu. Tabii ya, uyurken yanındaki komodine bırakmıştım. Artık telefon falan düşünecek halim yoktu. Koşarak köy meydanına kadar gittim. Bütün evlerin ışıkları sönüktü. Birkaç kapıyı çaldığımda çığlık sesleri yükselmeye başladı. Ben kapıya vurdukça içeride oturanlar çığlık atıyordu. Her ne kadar kurtarın beni, ben de sizdenim desem de ben kapıya vurdukça büyük bir panikle bağırışıyorlardı. Böyle böyle 3-4 hanenin kapısını çalmıştım. Hepsinde aynı şekilde bağırış, çağırış ve panik havası vardı. Ben daha fazla kafayı yemeden bir yere girip sabaha kadar bekleyecektim. Eğer oraya gidersem kafayı yiyecektim. Gözüme cami ilişti. Oh be, en iyisi camiye gideyim, orada kalayım. Hem cinlerden de korunurum diye düşündüm. Saatin de kaç olduğunu bilmediğim için camiye girdim. O günün yorgunluğuyla orada uyuyakalmışım. Sabah olup uyandığımda tekrar oraya gitmeyeyim. En iyisi jandarmaya giderek o evde bir şeylerin döndüğünü anlatayım dedim. Camiden çıktığımda etrafta garip bir sessizlik, bunaltıcı ve kasvetli bir hava vardı. Köy meydanına gittiğimde normalde insanlar olması gerekirken bir Allah'ın kulu bile yoktu. Ben araba bulup nasıl ilçeye gidecektim? Birilerini mutlaka bulmam gerekiyordu. Birkaç hanenin kapısına gittiğimde kapıyı çaldım. Ama çıt yoktu. Sanki köyü bir gecede boşaltmışlar. Kimse kalmamıştı. Köy kahvesinin kapısı açıktı ama içeride kahveci yoktu. İçeriye girerek birileri gelir mi diye beklemeye başladım. Kimse gelmeyince bar televizyonu açayım. Dün gece yaşadıklarımı bir nebze olsun unuturum dedim. Televizyonu açtım ama sinyal yoktu. Geri kapatmaya çalıştım. Kapanmadı. Bir gariplik olduğu belliydi. Birden camiden sela sesi yükselmeye başladı. Oh be, sonunda bir ses duydum. Geri camiye gideyim diyerek ayağa kalktım. Camiye doğru giderken bu sefer gündüz gözüne ilk aynada gördüğüm karartıları gördüm. Bir yere kaçışıyor gibilerdi. Ben korkudan altımı kaçıracak vaziyette ne yaptıklarını izliyordum. Birisi bir taşın arkasına saklanıyor. Birisi evin birine giriyordu. Bu gördüklerimi kime anlatsam inanmazdı. Acaba ben mi hayal görüyorum? Bu gördüklerim bir rüyada. Uyanınca kendime mi geleceğim diyordum. Camiye gittiğimde sela okunuyordu ama ne hocayı görebilmiştim ne başka kimseyi. Ben artık kendi imkanlarımla yürüyerek köyden ayrılayım. Yoksa kurtuluş yok buradan dedim. Her şey çok garipti. 2 saat boyunca yürüdükten sonra diğer köyün haneleri görünmeye başladı. Diğer köye girecekken birden ortalığı sis kapladı. Göz gözü görmez bir şekilde sisin arasından geçerek köye ulaştım. Köye ulaşınca la havle ve la kuvvete. Allah'ım aklım o kayıt olsan dedim. Bu benim geldiğim köydü. 2 saat boyunca yürüdüm. Sonunda tekrardan buraya mı geldim? Bu sefer köy kahvesi ağzına kadar doluydu. İçeri girerek bir masaya oturdum. Lastiğimin patladığını, koleksiyoncunun evinin orada kaldığımı söyledim. Kahvedeki adam yüzüme boş boş baktı. Ne koleksiyoncusu kardeşim, ne saçmalıyorsun dedi. Ben de herhalde yabancısı, bilmiyor diye bir şey demedim. Olayı uzatmadan neyse, beni jandarma karakoluna bırakır mısınız dedim. Arkadan bir adam ayağa kalkarak, gel ilçeye gideceğim seni bırakırım dedi. Ben de adamla birlikte karakola doğru gittim. Karakola ulaşınca komutana bütün olanları anlattım. Komutan korkuyla bana bakarak çekmecesinden çıkardığı gazeteyi uzattı. Orta sayfalarda bir haber göstererek, al oku bakalım şu köyden mi geldin dedi. Aman Allah'ım
Geldim köy bu köydü. Haberde köy cinler bastı yazıyordu. Bir gecede 8 ölü. Aklını yitirenler, kaybolanlar. Evet komutanım, bu köy. Geldim köy dedim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu olay oldu. 1 sene oluyor. Git. Yoksa tutuklarım seni diye. Beni kovdu. Bu nasıl olabilirdi? Ben cinlerin bastığı köye mi gitmiştim? Üstelik gördüklerim, yaşadıklarım hepsi gerçekti. O kadar konuştuğum insan, yediğim yemekler hayal miydi? Acaba kafayı mı yedim oraya gittiğimde? Bana jandarma inanmamıştı. Ben de en iyisi arabamı oradan kurtarayım diyerek oraya tekrar gitmeye karar verdim. İlçe merkezine gidecek otobüsü bekledim. Otobüs gelince yaşadığım yere gittim. Dükkanı uğradım. Cebimden anahtarı çıkararak dükkanın kapısını açtım. İçeride çok ağır bir rutubet kokusu vardı. Acaba buraya ne oldu diye dolaştığımda masaya, bilgisayara baktım. Her şey toz içinde kalmış. Aşırı derecede kirlenmişti. Ben de şaşırarak bu kadar toz nereden geldi acaba diye düşündüm. Kasadan biraz para alarak ilçede çekici aramaya başladım. Zaten telefonum da yoktu. Aileme de ulaşamazdım. Çünkü onlar babam emekli olunca şehir merkezine taşınmıştı. Neyse. Sonra ulaşırım diyerek çekici aramaya başladım. Sonunda bizim küçük sanayide çekici bularak arabamın lastikleri patladı. Onu alıp buraya gelelim dedim. Hangi köye gideceğiz abi diye sorduğunda Feris köyü dedim. Adam korkuyla bana bakarak abi orada ne işimiz var gözünü seveyim. Orası cinli. 1 sene önce bir sürü insan öldü çoğu da kayıp. Benimle dalga geçme. Oraya nasıl gideriz dedi. Jandarmanın söylediklerini şimdi anlamıştım. Hemen gireceğiz. Arabayı alıp çıkacağız. Bak hava gündüz. Hemen gidelim hadi. Ne kadar istersen veririm dedim. Zar zor adamı ikna ettikten sonra yola çıktık. Oraya doğru giderken köyün adını görmüştüm. Ama altındaki koleksiyoncunun köy yazısı yoktu. Ben de Allah Allah daha geçen vardı diye şaşırdım. O köye doğru girince çekicinin radyosunda anons geçiyordu. Bugün günlerden 11 Temmuz 2013 diyordu. Ben o anonsu duyunca küçük dilimi yutmuştum. Çekiciye dönerek biz 2012 yılında değil miyiz dedim. Çekici telaş ve korkuyla abi bak dalga geçme. Sabahtan beri zaten beni korkutuyorsun. Ne 2012'si gözünü seveyim. Bak dönerim buradan dedi. Ben de yok tamam karıştırdım devam et dedim. İçimden bildiğim bütün duaları okuyordum. Allah'ım sen bana yardım et. Neler oluyor neler dönüyor. Bir gecede orada neler oldu. Köye girdiğimizde birkaç hane dışında çoğu yıkılmış. Metruk eve dönüşmüştü. Ben yolu bildiğim için şuradan aşağı doğru gideceğiz. Araba orada. O yolun sonunda villa var. Onun yanında dedim. Yanındaki adam ise oraya doğru sürdü. Oraya vardığımızda gözlerime inanamadım. Villa yerine harabe bir köy evi, dağınık, yıkılmış, kurumuş ağaçlar vardı ve etraf pislikten geçinmiyordu. Çekiciyi süren çocuk, abi, villa dediğin yer burası mı diye sordu. Ben utanarak, evet burasıydı dedim. Ben daha olayın şokunu atlatamadan arabamı orada görmüştüm. Aha şu arabayı görüyor musun? Onu alacağız dedim. Arabaya yaklaşınca neredeyse kafayı yiyecektim. Bu nasıl olabilirdi ki? Arabayı toz kaplamış. Bütün lastikler inmiş. Her yeri çürümüştü. Çekici bana. Abi emin misin? Bak bu senin araban mı? Dün koyduğunu söyledin. Yıllardır burada kalmış gibi. Bak şüphelenmeye başladım senden. Jandarmaya haber verdirme bana diye. Telaşlı ve tehditkar bir şekilde bana soruyordu. Ben de yok kardeşim. Vallahi benim. Al açayım da ruhsatını göstereyim dedim. Arabanın kapısını anahtarla açarak ruhsatı çıkarıp gösterdim. Bak bu benim kimliğim bu da ruhsatım. Hadi çekelim artık dedim. Çekici tamam abi sen arabayı boşal. Ben de arabayı yanaştırayım diye arabaya bindi. Arabaya biner binmez gaza basarak oradan kaçtı. Ben tozlu arabanın içine kala kalmıştım. Çekiciye de hak veriyordum aslında. Ben de olsam ben de korkardım. Arabayı dün bıraktım dedim. Yıllarca burada duruyor gibi. Yıl 2013 ama ben 2012 değil mi diyorum. Artık her şeyi anlamaya başlamıştım. Ben oraya gittiğimde yıl gerçekten 2012 idi. Ama o villada geçirdiğim bir gecenin sonunda 1 sene orada kalmıştım. Peki ben neden ölmedim? 1 seneyi nasıl bir gün olarak geçirdim? Buradaki insanlara, halka ne oldu? O villada serbest bıraktığım yaratığın olayı neydi? Serbest bırakınca yerdeki pislikleri yemeye başlamıştı zaten. Gerçi villadan kaçınca birkaç ailenin kapısını çalmıştım. Çığlık atmışlardı. Acaba ben de farklı bir boyutta mıydım? Zaten o gölgeleri sürekli görmüştüm. Aynadaki örtüyü açtıktan sonra bütün olaylar başlamıştı.
Arabada bir süre bunları düşündükten sonra harabe bir gezmeye başladım. Belki bir şey bulurum diye korkuyla oralar dolaşıyordum. Harabe evin orada ayağım bir taşa takılarak yere düştüm. Kafamı bir taş parçasına vurduğumda elime kan bulaştı. Kanlı ellerimle yerden destek alarak ayağa kalkınca birden karşımda o koleksiyoncu adam belirdi. Beğendim işini yaptın dedi. Ben de ne oluyor burada? Sen kimsin? Neler yaptın insanlara diye kızmaya başladım. Adam büyük bir öfkeyle hepsini burada köyün sağlığı ve iyiliği için burada tutuyordum. Onlara görevler vererek emrimde çalıştırıyordum. Senin gibi gerizekalı geldi. Her şeyi berbat etti dedi. Ben yaşadıklarım şokuyla adamın yüzüne boş boş bakıyordum. Ben boş boş bakarken anlamış olacak ki. Bak Ferhat dedi. İlginçti. Adımı nereden biliyordu ki? Ben yıllardır bu köyde yaşadım. Babam burada yaşarken çok büyük bir kabilenin olduğunu keşfetmiş. Hepsini kendi emrine alarak çalıştırmış. Öleceği zaman anlayıp bu görevi bana verdi. Bu köyde bulunan cinleri ben bir arada tutuyor. İnsanlara saldırmalarını, bulaşmalarını engelliyordum. En ufak bir hakarette bile 1980'li yıllarda 20 kişiyi katletmişler. Babam bunun çaresini bularak kendi emri altına almış. Ben de o mesleği devam ettiriyor, onları emrimde çalıştırıyordum. Sen geldiğin gün cinler aralarında konuşmaya başlamışlardı. Ben bir şey olacağını tahmin ederek mahzene indim. Orada çeşitli bitkilerle ve dualarla onları tutmaya çalıştım. Ama senin aklına girerek seni yoldan çıkardılar. Yaptığın büyüyü bozdurarak kendini serbest bıraktılar. Aslında onları toparlayabilirdim ama sen en son Bodrum'dakini serbest bırakınca olaylar çığırından çıktı. O cinlerin padişahıydı. O kurtulunca hepsi onun yolundan gitti. Beni ve seni burada engel olmayayım diye bir sene tuttular. Çoğu kişi hala kayıp. Aslında bütün bunların sebebi sensin. Bu senin kaderinde varmış. Bunu kasıt yapsan cezası zaten ölümdü. Ama senin aklına girdikleri için senin bir suçun yok. Sen şimdi evine git. Allah'a tövbe et. Aileni bul. Çünkü seni bir senedir göremiyorlar. Beni de bir daha göremeyeceksin. Buralardan gideceğim. Eve gidince adımı araştır. Gerçekleri anlarsın diye adını söyledi. Ben bu olanların tüm şokuyla yürüyerek köye geri gittim. Birilerini bularak beni şehre bırakmalarını, parasını ise vereceğimi söyledim. Yaşadıklarım ve duyduklarım aklımın sınırlarını aşıyor. Olayları düşünmeye başladığım an başıma ağrılar giriyordu. İlçe merkezine giderek oradan otobüse babam ve annemin evine gitmek üzere yola çıktım. Merkeze vardığımda eve gittim. Kapıyı çaldım. Annem kapıyı açınca ağlamaya başlayarak oğlum diyerek sarıldı. Beni o kadar sıkı sarıyordu ki belliydi bir sene haber alamamış, öldüğümü düşünmüştü. Babam da arkadan geldi. O da aynı şekilde bana sarılarak ağladı. Çok korkuttun oğlum bizi. Neredeydin bunca zamandır? Haber alamadık, öldün sandık. En son o cinli köye girerken görmüşler. Çok şükür şimdi yanımızdasın dedi. Ben de başımdan olan bitenleri sadece anneme ve babama anlattım. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu yaşadıklarımı kesinlikle unutamadım. Ben de ilçeden şehir merkezine taşınarak hayatımı düzene koydum. Bu sırada sürekli tarih ve dini kitaplarda bana adını söyleyen koleksiyoncunun adını arıyordum. Ama ne internet ne kitap hiçbir yerde bulamıyordum. Koleksiyoncunun adını aklıma ve kalbime yazdım. Elbet onun kim olduğunu bulacağım diyordum. Bu sırada evlenmiş ve çoluk çocuğa karışmıştım. Hayatım düzgün giderken dükkana epey yaşlı, yürümekte zorlanan bir adam gelmişti. Aradan sanırsam 10 yıl kadar geçmişti. Yüzüme bakarak beni tanıdın mı dedi. Ben de biraz inceledikten sonra ayağa fırladım. Sen olsun, koleksiyoncu. Sana ne oldu böyle? Epey yaşlanmışsın. Adını araştırdım. Hiçbir yerde bulamadım. Sen kimsin yahu diye sordum. Bana gülümseyerek babana sormak aklına gelmedi mi dedi. Ben de şaşkınlıkla yok, nereden gelsin? Tamam gidince sorayım dedim. Arkamı dönüp dur sana çay doldurayım diye giderken birden gözden kaybolmuştu. Babamı arayarak baba bugün dükkana birisi geldi. Adını söyleyerek beni baban tanır dedi. Babam da şaşkınlıkla adı neymiş diye sordu. Ben adını söylediğinde babamın telefonda afalladığı belliydi. Kem küm etti. Bu ismi duyunca hiç beklemiyordu herhalde. Acaba isim benzerli mi diye adamın şeklini şemalini sordu. Ben de uzun boylu, güleç yüzlü, iki kaşın üstünde de ben var dedim. Babam, Allah'ım sana sığınırım diye dua etmeye başladı. Baba ne oluyor söylesene. O adam kim diye sordum. Babam da, oğlum, deden sana görünmüş. O adam benim babam. Yıllar önce ortadan kaybolmuştu.
Öldüğünü sandık. Şimdi nerede? Hemen geleyim dedi. Ben de arkamı döner dönmez kayboldu baba. Git dedim. O günden sonra Allah'ın hikmetinden sual olmaz diye namaza başladım. O köyde insanları kurtaran, cinleri dizginleyen meğerse benim dedemmiş. Belki de beni torunu bildiği için evine davet etti. Geri göndermedi. Ama bana yaptığı bu iyilik çok pahalıya mal oldu. Allah, bilip bilmeden işlediğim günahlar için sen beni affet. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.